Selam arkadaşlar, saygılar, sevgiler. Kafama çok takılıyor. Görüyorum, insanlar da yazıyor, soruyor. Spor salonlarında da görüyorum. Bu çok önemli, çok hayati konulardan birisi. Vücut geliştirme sporunda. Maalesef kimse konuşmuyor ama işi derinine kimse bilmiyor. Herkes magazin yapma peşinde. Şimdi arkadaşlar, bu çok aşırı katman katman koyuyorum üzerine. Çok önemli bir konu. Bu konu nedir arkadaşlar? Adını söyleyemeyeceğim. Zor bir şey ama oksijen arkadaşlar. Malum biliyorsunuz oksijen vücudumuzda enerji verir bize. Ne yapar? Karbonhidratlar, işte aminolar vesaire bunları çalıştırır, enerjiye çevirir. Yani oksijen aldıkça içeride gıdalar yanar ve bu gıdalar yandıkça içeride daha çok enerji açığa çıkar. Amaç burada budur arkadaşlar. Oksijeni çok almamız gerekiyor ki vücudumuz içeride daha çok gıdayı vesaire enerjiye çevirsin. Daha çok enerji açığa çıksın. Bizde fazla enerji açığa çıkması ne demek? Gücümüzün artması, dayanıklılığımızın artması demek. Bizim gücümüzün artması demek daha ağır kilo kaldırıp daha çok kas lifi zorladığımızın anlamına geliyordur. Daha çok kas lifi zorluyorsam daha çok yırtığım olacak ve daha çok tamir olacak. O yüzden arkadaşlar burada oksijen çok önemli. Yeterli oksijen siz almayı beceremiyorsunuz. Çoğu insanlar için, acemiler için söylüyorum. Beceremiyorlar arkadaşlar. Yanlış yapıyorlar. Ben niye gelişemiyorum? Bakın arkadaşlar çok önemli. Bir hareket esnasında nefesi alacaksın, vereceksin. Alacaksın. Adam alıyor nefesi tutuyor. Bu yok arkadaşım. Yani bu yok. Bunu doğru olanı biz ağırlığı kaldırdığımız zaman arkadaşlar ne yaparız? Nefesi veririz. İlk önce bir nefes aldık, nefes ağırlık aldık. Bakın nefes atıyorum dışarı. İndirirken çekeceğim. Kaldırırken boşaltacağım. Yani vücut zorlandığı zaman nefesi dışarı vereceğiz. Zorlandığı yerde nefes almayacağız. Sıkışırız. Kalp sıkışır. Vücut zorlanır arkadaşlar. Ama vücut zorlandığı yerde nefesi boşaltacağız. Hareketin zorlanması bitip indirdiği zaman ne yapacağız? Nefes alacağız. Oksijen alacağız. Niye? Öbür tekrar yapabilmek için lazım olan enerjiyi açığa çıkarabilmesi için içeriye daha çok oksijen sokacağız arkadaşlar. Eğer bunu bilerek her antrenmanda, her tekrarda bunu bilerek çalışırsanız bakın arkadaşlar çok fark görürsünüz antrenmanınızda. Nefesinizi takip edip sayarsanız mesela 10 tekrar mı yapıyorsun? 10 kere alacaksın, 10 kere vereceksin nefesi. Bakın bu nefesleri bile bir profesyonel adam sayar kardeşlerim. Sayar. Profesyonel böyle bir şey arkadaşlar. Her şeyini sayar. Uyuduğu saatine kadar, çıkardığı idrarına kadar hesaplar. Profesyonellik budur arkadaşlar. Malum size kimse bunları öğretmiyor. Hocacık dolu piyasa arkadaşlar. Bu konularda kimse değinmiyor. O yüzden bu konu benim için çok önemli bir konu. İnşallah size faydam olmuştur. Lütfen buna dikkat edin. Ağırlıkları kaldırdığınız zaman veriyoruz. İneceğiz ha. Alıyoruz. İşte bu benim performansımı artıracak arkadaşlar. Ama ben bu yok. Bu yok çünkü laktik asit daha çok salgılarım. Yıkım hormonu daha çok yıkım hormonuna maruz kalırım. Kas yapayım derken kas kaybederim arkadaşlar. O yüzden buna dikkat edin. Bu tarz antrenmanlar bazen programlarınızda hocalar belirleyebilir. Mesela ben bir öğrencime oksijen almadan belli aşamalarda kişiye göre değişir bu. Yaptırabilirim. Niye? Hiç oksijen aldırma. Burada farklı şeyler vardır. Çünkü bu adamın ona ihtiyacı vardır. Farklı metotlar vardır. Ama sedanter başlayayım ya da düzenli her şey yoluna giden düzenli bir adam kesinlikle ilk başta dediğim yapmak zorunda. Ama böyle artık farklı profesyonellik arayıp yarışma arayıp daha böyle üst seviyeye çıkmak isteyen insanlar için bu dediğim nefes tutarak kaldırıp indirme, az oksijene maruz kalma bunlar ayrı şeylerdir. Bunlar da bu işin içine vardır ama bunlar ileriki profesyonel evrelerdir. Ve onun altyapısı, beslenmesi, steroidi, külü hepsi farklıdır arkadaşlar. Ama en önemlisi ne olursa olsun onu her zaman yapamayız. 10 yılda mesela 20 gün, 1 ay yapabilirsin ama örnek veriyorum ya da haftada 1 gün yapabilirsin. Ama örnek veriyorum senin bütün antrenmanında nefesi alıp vermen gerekiyor. Bu çok önemli bir konu.
her konuya değiniriz arkadaşlar. Sizleri seviyorum, saygılar, sevgiler, Allah'a emanet olun.